soruşturmada içime sinmeyen bir şeyler var. Salih çok büyük bir kartelin adamı. Eski askerleri tetikçi olarak kullanabilecek denli güçlü adamlar bunlar. Emniyetin göz bebeği olarak görülen Rıza müdürün ekibine ya da Engin müdüre ulaşabilecek kadar güçlüler. Yani bu polisler de mi kartele çalışıyor? Düşünsene. Salih'i yakalama şansları vardı ama vurdular. Bir konuşsa tüm şebekeyi bitirebilecek Salih, tek kelime ifade veremeden öldü gitti. Dedim ya, içime sinmiyor işte. Gel. Beni çağırtmışsınız Sayın Savcım. Ben diğer davanın dosyasına bakıyorum. Tamam Esma'cığım. Buyur, otur Cemal Komiser. Seninle konuşalım biraz. Bir kabahatim olmamıştır umarım. Rahat ol. Kendini savunman gereken bir durum yok. Seni bir konuda görüşüne başvurmak için çağırdım. Savcı çağırıyor deyince insan geriliyor ister istemez. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Hakkında biraz araştırma yaptık. Son görev yerin istihbarat şubeymiş. Genellikle illegal işlere bulaşmış polislerin dosyalarına bakmışsın. Her mesleğin yüz karaları oluyor. Peki Cemal Komiserim, şu anki ekibin hakkında ne düşünüyorsun? Sence yolsuzluğa bulaşmış olabilirler mi? Hayır, asla. Çok kesin bir cevap oldu. Ya sana haklı şüpheler sunsam? Şüphe etmez Sayın Savcım. Teşkilatın en gözde ekiplerinden birini, delilsiz dayanaksız, sadece şüpheyle zan altında bırakamayız. Biliyorum. Senden de tam bu noktada yardım istiyorum. Bana soruşturmada yardım et. Rıza Soylu ve Engin Balkan başta olmak üzere herkesi bana rapor etmeni istiyorum. Yani casusluk yapmamı istiyorsunuz? Casusluk denemez. Soruşturma için yardım diyelim. Ne diyorsun bu teklife? Kusura bakmayın, hayır demek zorundayım. Sizin de belirttiğiniz gibi benim burnum iyi koku alır. Ne Rıza müdürün ne de Engin müdürün herhangi bir usulsüzlüğüne şahit olmadım. Onları soruşturmak bana göre vakit kaybından başka bir şey değil. Bırak da ona savcı olarak ben karar vereyim. Hem dediğin gibi ekip temizse arkadaşlarını aklamış olursun. Ben ekibin altını oyan adam olmam Sayın Savcım. Başka bir konu yoksa mesaime geri dönebilir miyim? Tabii. Senden ricam, teklifimi biraz daha düşün. Fikrin değişirse kapım sana her zaman açık. Davaya bakan hakim emekli olduysa ben kimden imza alacağım? Vallahi senin işin zor komiserim. Kolay gelsin. Sağ ol ya, çok yardımcı oldun. Güle güle komiserim. İyi çalışmalar savcım. Bu ne samimiyet böyle Cemal kardeş? Selam çocuklar. Kalkmayın. Mesut. Gelsene biraz konuşalım seninle. Tabii baba. Canım okuyacak galiba. Bu ne sinir ya? Yapmışsın da niye bir şey? Vallahi bir şey yapmadım ya. Of be. Bunun devamı var mıdır acaba ya? Biraz abartmıyor musun baba? Alt tarafı ağır kesici bunlar. Doktorun öyle söylemiyor ama. Bağımlılık riskin varmış. Kafana göre de dozajı arttırmışsın. Senin için endişelenmek istemiyoruz Mesut. Kurtul şu haplardan. Anlaşıldı. Selin seni bayağı doldurmuş baba. Onun evhamları bunlar. Durduk yere yangın yapıyor işte. Nankörlük etme. Kız senin için uğraşıp duruyor. Keşke biraz da rahat bıraksa. Merak etme baba, ben iyiyim. Daha da iyi olacağım. Bak, bu kutudan sonra bırakacağım hapları. Ama bu konu kapansın artık, gözünü seveyim. Son kutu. Sonra bırakıyorsun, tamam mı? Tamam, tabii ki. İyi. Salih'in otopsi raporu hala çıkmadı. Bir yabancı madde zerk edildiği kesin diyorlar. Ancak ne olduğunu hala çözemediler. Ya biraz hızlansalar iyi olur. Soruşturma tıkandı kaldı. Elimizde daha bir şüpheli bile yok. Sizi birlikte yakaladığım iyi oldu. Bir şey anlatmam lazım. Hayırdır inşallah. Ben anlatayım da siz karar verin hayır mı? Bugün adliyeye bir işim düştü. Tesadüfen Cemal'i savcı Ceyda'nın odasından çıkarken gördüm. Biliyorum, haberim var. Savcı Salih cinayeti yüzünden hepimizden ifade alıyor. Ne var bunda? Peki hangimizi güle oynaya kapıya kadar geçirdi? Hiçbirimizi. Hem
Cemal'le ilgili başka bir şey daha öğrendim. Bize gelmeden önce son görevinde emniyet için soruşturmaları yürütüyormuş. Yani teşkilattaki yolsuz polisleri ayıklamakla uğraşıyormuş. İnsan düşünmeden edemiyor. Savcıyla da öyle sıkı fıkı görünce acaba sıra bize mi geldi? Yok canım. Daha neler yani. Cemal savcıyla bir olup arkamızdan iş çevirecek, öyle mi? Vallahi bana da zorlama geldi. Hem ayrıca saklayacak neyimiz var ki? Cemal iyi bir polis olduğu için aramızda. Bence altında başka bir şey aramaya gerek yok. Ya ben sadece Cemal'le ilgili her şeyi bilmeniz gerektiğini düşündüm. Yani tabii umarım siz haklı çıkarsınız, bir durum. Alo. Engin Müdürüm, ben Gülsüm. Kartınızı vermiştiniz. Ha, Salih'in hemşiresiydiniz değil mi? Hatırladım şimdi. Dinliyorum. Sizinle acilen görüşmemiz lazım. Ben size verdiğim ifadede her şeyi anlatmadım. Hatta epey yalan söylemek zorunda kaldım. Niye buna gerek duydunuz? Buraya geldiğinizde her şeyi anlatacağım. En başta Salih cinayetini. Lütfen acele edin. Tamam. Herkese günaydın. Bugün poğaçalar benden. Günaydın. Günaydın. Aç. Hayırdır birader? Ne bu neşe sabah sabah? Hayır abi, hayır. Nihayet evi bulabildim. Hadi geçmiş olsun. Gözün aydın. Sağ ol. Bir yerleşip ilk fırsatta hepinizi çağıracağım. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Rıza Müdür odasında mı? Hemşire Gülsüm cinayeti işlediğini kabul etti. Ancak kadını şimdilik evinde tutmak daha mantıklı. Bu çete tekrar kadının yardımına ihtiyaç duyabilir. Şu kadını tehdit eden adam Sait. Onun hakkında ne biliyoruz? Henüz hiçbir şey. Günaydın. Buyurun savcım. Toksikoloji raporu çıktı. Salih hangi zehir öldürdü artık biliyoruz. Biz katili bulduk savcım. Nasıl yani? Evet, dün akşam itiraf aldık. Bu şimdi mi söylenir? Bana niye haber vermediniz? Aslına bakarsanız bayağı ani oldu. Olsun, fark etmez. Her gelişmeden önce benim haberim olacak. Kimmiş cinayeti işleyen? Hemşirelerden biri. Ama esas önemlisi onu azmettireni bulmamız. Beni şu hemşireye götürün. Bir de ben konuşayım. Bir daha da lütfen benden bilgi saklamayın. Dikkat ederiz savcım. Buyurun. Arda, su. Merhaba. Nereye geldin? Daire 3. Bir kimlik görelim. Tabii. Buyurun. Bir üstünü arayayım senin. Tamam, geç. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Müdürüm, sayın savcım, hoş geldiniz. Şüpheli bir duruma rastladınız mı? Hayır, rastlamadık. Buyurun. Buyurun. Gülsüm'ün azmettiricisi bu eve girip çıktıysa etraftaki bir kameraya yakalanmış olmalı. Bu sokaktan başlayalım. Cemal, sen bu tarafa bak.
Tamamdır. Hakan, ben buradayım. Tamamdır. Ben de şurayı alacağım. Ne olmuş burada? Siz biraz geride kalın. Şüpheli şahıs apartmanın arka cephesinden kaçıyor. Silahlı ve tehlikeli. Peşine düşün çabuk. Cemal, ne durumdasın? Evin arka sokağındayım. Burada kimse yok abi. Hakan, sen bir şey gördün mü? Şüpheli şahsa rastlanmadı. Neredesin be Allah'ın cezası? Çık ortaya. Ali, bulamadınız mı? Hala arıyoruz abi. Şu anda yok, bulamadık hiçbir şey. Ya Cemal, sen nasıl görmedin bu adamı? Herif arka sokaktan kaçtı. Oraya en yakın sendin. Burnunun dibinden nasıl kaçırıyorsun herifi ya? Bana neyi yükleniyorsun ki? Kaçırdıysak hepimiz kaçırdık. Şşş! Oğlum, bir sakin olun bakalım. Ne oluyor? Ya olamam kardeşim. Cemal, o savcıyla işbirliği yaparken sakin olamam. Bunlar bizim kuyumuzu kazıyorlar. Ne işbirliği ya? Ne diyorsun sen? Aslanım, sen neyin peşindesin? Kimsenin peşinde değilim. Aslanım. İşime bakıyorum herkes gibi. Sana da aynısını tavsiye ederim. Şşş, oğlum, hop! Dur, lan seni var ya! Dur! Cemal! Arabada bekle sen. Oğlum, şşt. Hakan! Ne alıp veremediğin var oğlum senin bu herifle? Bu adamda bir tuhaflık var. Yakında çıkacak kokusu, bak görürsün. Bak görürsün. Oğlum tamam, dur. Tamam, gel sen böyle. Her yerde arıyoruz. Çok uzaklaşmış olamaz. Bu iki kadının ölümünden sizi sorumlu tutacağım. Yine mahvettiniz her şeyi. Tebrik ederim. Of. Sait'in kaçtığı sokaklardan birinden görüntü getirttik. Adamın yüzünün kısmen de olsa görüldüğü tek resim bu. Devriye ekiplerine ulaştırın bu görüntüyü. Herkes gözünü dört açsın. Ben bu adamın nasıl kaçtığını hala anlamış değilim. Saldırganın kimliğini bulduk. Bizim Sait'in asıl adı İbrahim. Suriye ordusunda görev yapmış eski bir paralı asker. Uzun süre çatışma bölgelerinde görev yapmış. Bilinen hiçbir akrabası yok. Hayalet gibi biri. Nerede buluruz bu adamı? İnanın daha nerede aramamız gerektiğini bile bilmiyoruz ama araştırıyoruz. Daha iyi araştırın o zaman. Ben artık sonuç almak istiyorum.